Arkadaşlar herkese selam. Öncelikle şu masamın üzerini bir toplamak istiyorum. Sonra sizlere bugün yapacaklarımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi bugün günlerden salı. EBA'ya girmem gerekiyor ve EBA saatlerim 9 ve 11 aralığında. EBA'da zaten öğretmenlerimizin attığı videoları falan izleyeceğim. Ben onları izlerken de video yüklensin bir yandan. Hani yetişebilirsem hızlı çekimde çekerim arkadaşlar. Şimdi ben videoyu yüklemeye alacağım. İlk olarak bilgisayarı açıp EBA'ya gireceğim. Sonra videoyu yüklemeye alacağım. Umarım bu videoyu da severek izlersiniz. O zaman ben şimdi EBA'ya giriyorum ve çalışmaya başlıyorum. Ben şimdi bilgisayardan EBA'ya giriyorum ve telefonumda da video yüklemeyi alıyorum arkadaşlar. O zaman video yüklendikten sonra görüşmek üzere. Herkese selam. Şimdi sabahtan beri yaptıklarımdan birazcık bahsedeceğim. Öncelikle video yüklendi arkadaşlar ve çok fazla ilgi gösteriyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yükleyeli daha 2 saat falan oldu ve 1000 görüntülenme oldu. Bu şekilde yorumlarınız falan çok tatlı gerçekten. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben şimdi 2.30'da bir derse girmiştim. 40 dakikalık bir derse. Dersim az önce bitti. Şöyle göstereyim. Şuradan eşkenar dörtgeni falan işledik. Şu şekilde sorularını falan çözdük arkadaşlar. Burada testler var. Bunlardan belki devam edebilirim. Şu testi mesela çözebilirim. Sonra eşkenar dörtgende alana geçeceğiz. Onu da zaten bir dahaki dersimizde işleyeceğiz. Şimdi ben dersi dinledim ve biraz ara vermek istiyorum. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Biraz daha böyle odamı falan toparlamam lazım. Çünkü köyden geldiğimiz için böyle yıkanan bayağı bir kıyafetim falan oldu ve onları yerleştireceğim. Bu arada iznimizi alıp geldik arkadaşlar. Yorumlarda soranlar olmuş. Aynı zamanda ders çalışmaya geçmeden önce birkaç yorumunuzu cevaplamak istiyorum. Çünkü aynı sorular defalarca soruluyor arkadaşlar. Toplu olarak bir cevaplamak istedim. Bu videonun 1-2 dakikalık bir kısmını da ona ayıracağım arkadaşlar. Şimdi ben o zaman gidiyorum odamı toplamaya. Daha sonra birkaç işimi halledeceğim. Sonra ders başına oturacağım. Birlikte planlama yaparız. Daha sonra çalışmaya başlarız. Arkadaşlar önce birazcık ders çalışmaya karar verdim. Sonra akşama doğru da iftardan sonra attığınız yorumlara falan bakacağım. Şimdi o zaman ben matematikle başlıyorum. Sonra da belki fiziğe bakarım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Önce bir plan yapacağım. Sonra matematikle başlayacağım. Arkadaşlar şimdi ben 3 test çözdüm. Bir tanesi çaptan, iki tanesi de bu kafa dengi yayınlarından. Toplam 26 soru. Saat 6.30 oldu ve iftara az kaldı. Açıkçası biraz kendimi halsiz de hissediyorum ama
Şimdi sorularınızdan birkaç tanesini cevaplamak istedim. Sonra belki dizi izlerim. Netflix'ten La Casa de Papel'e devam ediyordum. Onu izlerim. Öncelikle TRT kaynakların videosunu çok istemişsiniz. Bütün kaynaklarımı gösterdiğim bir videoyu da çok istemişsiniz. İkisini de ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yakın bir zamanda gelir diye düşünüyorum ama genelde böyle yoğun bir şekilde ders çalışmaya çalıştığım için Ramazan boyunca video çekmeye vakit harcamak yerine daha çok böyle ders çalışma günlüklerim gelmesinin sebebi de zaten ders çalışmaya çalışıyor olmam. Hani vaktimi başka bir şeyle harcamamaya çalışıyorum olabildiğince ama elimden geldiğince hızlı bir zamanda çekmeye çalışacağım iki videoyu da. Şu an telefonumu sabitledim çünkü video çekerken çok fazla titriyor gibi hissediyorum elimde tutunca. Neyse şimdi devam edeceğim arkadaşlar. İkinci olarak bahsetmek istediğim şey ise bana çok fazla hani kaynak önerisi falan soruyorsunuz. Arama motoruna arkadaşlar Deniz Akça kaynak önerileri tarzı bir şey yazarsanız 9. ve 10. sınıf kaynak önerilerimi görebilirsiniz. Zaten 10. sınıf olduğum için hani 11 ve 12 kaynağı önermem imkansız ve AYT kaynağı önermem de imkansız. TYT'ye de yavaş yavaş başladığım için kaynaklarımdan birazcık ilerledikçe bunlardan bahsetmek istiyorum ve TYT kaynağım önerileri videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında 9. ve 10. sınıfsanız o videolarımdan kaynak önerilerime bakabilirsiniz. Çünkü yorumlarda size hani upuzun bir cevap veremiyorum kaynaklarla alakalı. Videoları izlerseniz hani daha rahat kendinize uygun kaynağı seçebilirsiniz. Çünkü videolarda detaylı bir şekilde kaynaklardan bahsediyorum. Onun dışında bana ajandamı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ajanda kullanmıyorum. Bu haftalık planlayıcım var. Şurada göstermiştim zaten. Carpe'den aldığım bir planlayıcıydı. Bu planlayıcıyı kullanıyorum şu anlık ama internetten çok güzel, çok aşırı içime sinerek bir ajanda siparişi verdim. Birazcık maliyetli olduğunu düşünüyordum açıkçası ve hani bir ajandaya o kadar para vereceğimi de düşünmüyordum. Yani eskiden sorsaydınız imkansız falan derdim herhalde. Ama dediğim gibi çok içime sinen bir ajanda oldu ve o ajandayı almak istedim. Zaten ajanda bir yıl boyunca kullanabildiğimiz bir şey. Direkt böyle fiyat olarak pahalı gelse de bir yıl boyunca bizi idare edeceği için hani o kadar da pahalı gelmedi gözüme açıkçası. Öyle düşününce. O yüzden almak istedim ve aldım. Gerçekten çok güzel bir ajanda. Şu anda burada hani markasını falan şeyini söylemeyeyim ama elime ulaştığında ya kutu açılımı gibi bir şey yaparım ya da ders çalışma günlüğüm, TYT çalışma günlüğüm içerisinde zaten ajandayı sizlerle paylaşırım. Bir haftada falan elime ulaşır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bugün günlerden çarşamba. Salı günü bütün siparişleri kargoya veriyorlarmış. Sanırım haftaya perşembe gibi falan elimde olur diye düşünüyorum. Onun dışında benden çok fazla Study With Me canlı yayını istiyorsunuz arkadaşlar. O canlı yayını da çekmek istiyorum. Şu anda hani İstanbul'da olduğum için internet sıkıntım yok. Çünkü Wi-Fi'den bağlanıyorum arkadaşlar. O yüzden öyle bir canlı yayını da açmak istiyorum. Kısa bir sürede onu da açmaya çalışacağım. Bu hafta sonu falan açmaya çalışırım. Bu arada şu dosyamı nereden aldığımı da sormuşsunuz. Ben bunu evimin yakınlarındaki bir kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Ama DNR'lerde ya da farklı internet sitelerinde böyle kırtasiye malzemeleri satan kapsamlı internet sitelerinde de bulabileceğinizi düşünüyorum. Yine de bir DNR internet sitesine bakabilirsiniz isterseniz. Hatta DNR'da böyle hani bundan daha küçükleri falan da vardı. Böyle boy boy bayağı güzel dosyalar var. Şu karantina biterse artık ben de almayı düşünüyorum o dosyalardan. Kitaplık turu videosu isteyenler de çok var arkadaşlar. O videoyu da çekeceğim kesinlikle ama önce kitaplığında okumadığım birkaç kitabı okumam gerekiyor. Çünkü siz hani kitaplık turu videosu çekerken kitaplardan da bahsetmek istiyorum sizlere. O şekilde hani böyle bunu okumadım, şunu okumadım falan demek istemiyorum videoda ve kitaplardan size bahsetmek istiyorum. O yüzden elimden geldiğince hızlı bir şekilde kitapları okuyup bu karantina döneminde özellikle çok fazla boş zamanım oluyor. Kitaplarımı okuyup öyle kitaplık tur videosu çekmek istiyorum sizlere. Bu şekildeydi arkadaşlar sorularınız. Genel olarak sorulanları yanıtlamak istedim bu videoda. Bu videonun altına da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda böyle kısa bir şekilde onları da yanıtlayabilirim. Kullandığım ürünleri sizlere hani az çok nereden aldığımın hepsini söylemeye çalışıyorum ama tabii ki böyle evimin yakınlarından aldıklarımı falan da söyleyemiyorum yani sonuçta çünkü aynı yerde oturmuyoruz. Hani dosyayı da DNR'dan falan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında zaten internetten aldıklarımı ya da hani böyle bilinen yerlerden aldıklarımı paylaşıyorum zaten sizlerle. Ajandam için de sabırsızlanıyorum arkadaşlar. En kısa sürede umarım elime ulaşır ve sizlerle paylaşırım. Ben sanırım iftara kadar ders çalışamayacağım ama çalışırsam sizi tekrar güncellerim. Şimdi ben dizi izlemeye gidiyorum. Biraz da böyle Instagram'da falan takılırım. Bu arada Instagram hesabımı şu anda ekrana bırakmışımdır arkadaşlar. DDenizTS. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi o zaman ben gidiyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Herkese selam. Bugün ertesi günün sabahındayız. Ömer. El salla.
Artık dil çıkararak el sallamaya başladı çocuk. Dün bitirememiştim ve bugün yorumlarda bir şey gördüm. Hedeflerinin tamamını bitirene kadar çekmelisin bence yazmıştı biri. Ve ben de hani çok... ben de video çok eksik oluyor gibi hissettim bugün. O yüzden bugün sabah buna devam etmek istedim. Öğleden sonra ise yine bugün hedeflerini buraya planlayacağım ve yeni videoya başlayacağım. Şurada göstereyim tekrar hedeflerimi sizlere. Buradaki EBA'ya gir kısmı hariç diğerlerini tamamlamaya çalışacağım. EBA kısmını da EBA saatim 3 ile 5 arasında diye yapamayacağım maalesef. Çünkü o zaman yeni videoyu çekmeye başlamam gerekiyor. Eşkenar dörtgen için dün Kafa Dengi'den ve ÇAP yayınlarının matematik soru bankalarından soru çözmüştüm. Zaten şimdi optikten çözmem gereken 2 test var. Hiç zaman kaybetmeden hemen ona başlıyorum. Bu arada geçen videomda bu kaynakları neden aldığımı soranlar olmuş. Çünkü 10. sınıf olduğum için yani 11'i niye şimdiden aldın diyenler olmuş. Bu kaynaklar benim büyüklerimden kalan böyle yararlı olacağını düşündüğüm kaynaklar arkadaşlar. Saklıyorum o yüzden. Hani ben almadım. Yani 11 olmadan zaten almam saçma olurdu. Bu şekildeydi. Bunu da açıklamak istedim. Arkadaşlar tekrardan selam. Şimdi ben optik konusundaki 2 testi çözmüş bulunmaktayım. Ve ilk testim, bir dakika açamadım şu an. Evet, burası. İlk testim fulldü arkadaşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü konuyu anladığımı hissediyorum. Soruların hepsini anlayarak çözdüğümü hissediyorum. İkinci testimde de 2 boşum var. Zaten bu 2 sorudan bu tarz sorular çözmemiştik. Öğretmenimiz de yapamadığımız sorular için zaten dersin başında bize süre tanıyacaktı. Biz yapamadıklarımızı söyleyeceğiz ve birlikte çözecektik. O yüzden bu 2 soruyu da öğretmenime sormaya karar verdim. Bu tarz sorular çözmemiştik. Çözdükten sonra zaten anlarım diye düşünüyorum. Optik konusuyla alakalı görevimi bitirdim bugünlük. Şuradaki EBA kısmını karaladım arkadaşlar yapamayacağım için. Çünkü EBA saatim dediğim gibi biraz geç. Bölme bölünebilme testini de karalamam gerekiyor. Çünkü bölme bölünebilme testini öğretmenimiz atacaktı bize dün. Ama atmadı. Bugün tekrar hani belki unutmuştur diye rica edeceğim. O yüzden bugün çözeceğim bölme bölünebilme testini. Yani dünün hedefleri arasından çıkardım. Şimdi temel kavramlarla alakalı TYT matematik soru bankamdan test çözeceğim. TYT matematik içinde bu çöz kazan yayınlarının matematik soru bankasını kullanıyorum arkadaşlar. Video çözümlü olmaları çok güzel gerçekten çöz kazan yayınlarının TYT kitaplarının. Çünkü TYT için hani video çözümünden yardım almak gerçekten iyi oluyor. Çünkü çok farklı soru tarzları var gerçekten. Şimdi buradan zaten biraz çözmüştüm arkadaşlar. Şuradan 6. testim kalmış. Daha sonra tek çift sayılara geçiyorum. Buradaki 6. testi çözmek istiyorum. Gerisini de bu hafta tamamlamak istiyorum. Bu hafta salı gününe kadar şu bölme bölünebilme kısmına gelebilmem lazım arkadaşlar. Biraz daha vaktim olduğu için sadece bugünlük bir test çözeceğim. O zaman ben bu testi çözüp geliyorum. Arkadaşlar EBA giriş saatlerimiz değişmiş. O yüzden ben şimdi EBA'ya girmem gerekiyor benim. Saat şu an 1:50 falan geçiyor. Biz 1 ile 3 arasını alınmışız. Normalde 3 ile 5 arasındaydı. Şimdi EBA'ya gireceğim. Buradaki hedeflerimden de sadece paragraf ve problemi yapamadım. Şimdi ben EBA ile devam etmem gerekiyor. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Yarın videosunu çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Hedeflerimi azar azar da olsa tamamladım. Bu arada ben böyle hani çok yoğun, aşırı derecede ders çalışan bir insan değilim arkadaşlar. Sadece ders çalışma günlüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Motive olmanız açısından ki motive olduğunuzu da görüyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar atıyorsunuz. Teşekkür ederim. O yüzden hani böyle bu videolarda böyle çok sık böyle harıl harıl ders çalıştığımı ya da 200-300 soru çözdüğümü falan göremiyorsunuz. Yani bundan umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü bir gün boyunca komple böyle ders çalışan insan değilim arkadaşlar. Ama yine de bu salgından dolayı eğitime verilen arada iyi değerlendirmem gerekiyordu bu arayı. O yüzden ben yarın videosunda kendime bir program hazırlayacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Daha sonra bu programı kullanmaya devam ettikçe sizlerle ne kadar işe yarayıp yaramadığını paylaşırım zaten. Daha yoğun bir çalışma şeyine geçmem gerekiyor. Çünkü yani en azından bir 100 soruyu falan geçmem gerekiyor günde. O şekilde ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Ramazan'da iyi geçirmek istiyordum. İlk günler biraz daha iyiydi ama şu an biraz daha salmış bulunmaktayım. Yine hiçbir şey yapmıyor değilim tabii ki. Bu bir yandan iyi ama biraz daha tempoyu arttırmam gerektiğini fark ettim. Bir program hazırlayacağım dediğim gibi ve sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Şimdi ben EBA'da yaklaşık 1 saat falan durduktan sonra bu videonun editini yapacağım ve sonra videoyu yüklemeye alırım arkadaşlar. Bir sonraki TYT çalışma günlüklerimde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer diğer videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımı da şu anda bıraktım arkadaşlar, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.